Ne yapabiliyorsun? Evet. Tutabiliyor. Ağzına götürüyor. Heyecandan patırıyor. Değil mi? Oh. Ay. De bakayım. 3 aylık oldum de. Evet, oyuncakları tutuyor, ağzına götürüyor, yakalıyor, vuruyor. Herkese merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Mete ile evdeyiz. Hazırlandık, giyindik. Günümüze başlıyoruz. Melis ve Mert bu sabah okula gittiler. Okula gittikten sonra zaten ben vlogu açtım, işte dans ediyorduk Mete ile birlikte. Sabah işte 8.30'du. Ondan sonra yukarı çıktık, hazırlandık, tekrar indik. Bir şeyler yiyeceğim ben şimdi. Bir şey yemiştim de. Ondan sonra kursuna yatıracağım. Biraz sonra da hastanede değil, ev doktoruna randevum var. Ev doktoruna da Mete'ye götürmek istemiyorum. O yüzden İlhan gelecek az eve. Aslında bugün farklı bir şey çekecektim. Ama bilmiyorum. Vlog'a geçtim. 3 aylık bir bebekle neler işte yapıyorum, ne tür aktiviteler yapıyorum, nasıl oynuyorum gibi böyle bir vlog, yani video çektim. Vlog tarzında değil de böyle gerçekten hani böyle en fazla 10 dakikalık bir video yapmak istiyordum. Böyle kısa kısa işte ne yaptığımı göstermek diye düşünüyordum ama ondan sonra bu sabah yine de vloga çevirdim işte. Eskiden böyle bir şey yaşamıyordum ama son zamanlarda böyle kalp atışlarım, hani heart clopping diyorlar. Hani kalbin atışını çok iyi duyuyorum. Çok hızlı atıyor. Böyle tam burada, hani göğsümün üzerinde. Arası da böyle bir hani şey yapıyor, böyle bir baskı hissediyorum ama dün akşam onunla birlikte böyle bayılacak gibi oldum. Kendim gerçekten böyle hani böyle başım dönmeye başladı. Böyle kafam uçmaya başladı daha doğrusu. Böyle bayılacak gibi oldum. Dün akşamki gibi böyle bayılma hissi olmasaydı yine doktora gitmezdim. Ama dün akşam bayağı böyle bir fenalaştım yani. Böyle bir ter bastı, bayılacak gibi oldum. Kalbim böyle yerinden çıkacakmış gibi. O yüzden dedim ben bir yine gidip baktırayım. Ne olur ne olmaz şimdi. Allah korusun ileride pişman olmayayım. Ama büyük ihtimalle bir şey değildir. Yine böyle bir şey diyecek, stres diyecek. Yeni bebeğin olduğu, hayatın değişik, yani böyle yine klasik şeyler söyleyecek bana, biliyorum. O yüzden de pek gidesim yok. Aşırı stresli bir dönemde değilim şu an. Hani geçen sene öyleydi, hani annem falan, bir de üstüne hamilelik, Yasmin yeni bebeği olmuş, ne bileyim bir bayağı, ama şu an öyle bir şey yok yani. Gayet her şey böyle sakin, çok şükür. Allah bozmasın. Bilmiyorum. Öyle, ben bir gidip baktırayım yine de. Ben eve geldim. İlhan tekrardan gitti. Ben de Mete'yi emzirirken uyuyakaldım. Hırkamın bir omzunu çıkardım. Diğerini çıkaramadım. Çünkü kafası şey uyanır diye bıraktım öyle. İyi ki gitmişim doktora. Bir kalp ritim bozukluğundan şüpheleniyor. Şey takmak istiyor. Bana bir numara verdi. Oraya arayacağım, randevu alacağım. Kalbime bir cihaz takacaklar ve 2-3 gün boyunca o cihazı takacağım. O da işte bütün kalp atışlarımı kayda alacak. Ona göre de onun sonuçlarına göre de işte tekrar doktor söyleyecek işte ne yapmam gerekiyor. Belki kardiyologa gönderecek, hastaneye gönderecek ya da masum diyecek. Yani belki de işte yorgunluktan falan olabilir diyecek, bilmiyorum yani. Ama ritim bozukluğundan şüpheleniyor. Onu işte tamamen işte emin olmak için o cihazı takmam gerekecekmiş. Bakalım, inşallah öyle bir şey de yoktur ama ailede de var. Hem kalp hastalığı var, hem kalp ritim bozukluğu var. Var yani, bayağı ailede, bayağı birçok insanın da var bizim tarafta, annemin tarafında. Ama inşallah öyle bir şey değildir de. İnşallah böyle yorgunluktan falan, ne bileyim, öyle bir şeydir. Öyle, o yüzden şimdiden çok şey düşünmek istemiyorum. Önce bir sonuçlar belli olsun, ondan sonra yani düşünürüm diye şey yapıyorum. İşte boş boşuna sıkıntı yaratmaya da gerek yok. Geçtiğimiz çarşamba günü Mete ilk aşısını vuruldu. Normalde Hollanda'da 2 aylıkken vuruluyorlar aşılarını ama ben, belki hatırlarsınız, 22 haftalık hamileyken aşı vurulmuştum ya. O aşıyı vurulduğum için Mete ilk aşısını 3 aylıkken vuruldu işte. Bir bacağından vurdular, bir de diğer bacağından vurdular. Aşı kitabını biraz sonra gösteririm sizlere, tam olarak ne vurduklarını. Hollanda'nın aşı sistemi de yazıyor içinde. Merak edenler için onu da göstermiş olurum. Ama iyi geçti. Öyle huzursuz falan değildi. O gün biraz akşam ateş çıkmaya başladı. 38.7'yi geçmedi. Geceyi iyi uyudu. Her zamanki gibi.
Öyle yani. Birazcık böyle bir hafif bir ateşle geçirdi. Ondan sonra da bitti zaten. Kilosu da 5 kilo 930 gram ve 60 santim. Yani 6 kilo ve 60 santim. Tam Hollanda'nın orta, hani ne alt çizgi ne üst çizgi. Hollanda'nın tam böyle yeşil, orta yeşil çizgisinde gidiyor. Gayet güzel gelişiyor yani maşallah. Her şeyi iyi yerinde. Annemi aradım az önce. Bayağı da bir kızdı bana, hani vlogdan beri öğrenmesin diye. Bayağı bir kızdı. Çünkü dün akşam fenalaştığımda evde kimse yoktu. İlhan çalışıyordu. Evde yalnızdım. Bayağı bir kızdı bana. Ya bayılsaydın ya bir şey olsaydı. I've been alone for what seems like forever. Try to hold it together, but I'm losing my grip. I need someone who can make me feel better. Wrap me up in a sweater, treat my pain with a kiss. Geldiler, yukarıda oynuyorlar. Bilmiyorum, sesleri geliyor mu? Bas bas bağırıyorlar. Mete de sallanacakta sallanıyor. Ben de Mete'nin kıyafetlerini elden geçireceğim. Çünkü çoğu şey artık olmuyor bile. Şimdi görüyor musunuz? Olmuyor. Bunlar eli beden. Ne kadar küçük, bu kadar küçüktü işte. Hatta bu bile büyük geliyordu. Ya. 2,5 kiloydu ya doğdu. 2,5 kilo bile değildi. Aa, bunu hiç giymedi bile. Bir de marka Nopis markasından markalı almışım bir de hiç. Yeni bir bebek hevesiyle aldım işte bu, olur mu? Bu atletler mesela hiç olmaz da. Hani kamerada yine büyük duruyor ama yani küçücük gerçekten, yani böyle eli beden bu. Bu set çok tatlı. Yasemin'in kayınvalidesi aldı bana. Bunlar böyle bir set var. Altlı üstlü. Bunlar Türkiye'den geldi hep. Çıkartayım. Önümde iki tane çamaşır sepeti var. Yani şöyle. Yere atmıyorum yani hepsini. İnsan bir hevesle alıyor işte hepsini ama yani bebekler o kadar çabuk büyüyor ki. Yani en fazla bir ay falan giyiyorlar yani. Yani Mete 3 aylık ne giydi yani. Bir de aldıktan sonra böyle favorileriniz oluyor. Yıkayıp yıkayıp aynı şeyleri giydiriyorsunuz en azından ben. Y'a mis identi de gars, mais life be like yo. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig baby. För de här Yardies, Yardies, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid, oh. Jag vill ha dig, ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer... Şöyle bir sele kıyafet çıktı. O kadar da güzel şeyler ki. Oy. Çocuklar dışarıda oynuyorlar bu arada. Dışarı çıktılar bahçeye. Bu sepeti de buradan kaldırma vakti geldi. Artık yani aşağıda pek bunun içinde uyumuyor. Ya sallanıyor ya bunun içinde ya da yukarıda yatağında yatıyor. Yani bunu neredeyse gördüğünüz gibi yani oyuncak tutma şeyi olarak kullanıyoruz. Şu oyun parkında şöyle şuraya kadar yaklaştırırım. Buraya da böyle bir sepet alırım işte oyuncakları koymak için. Daha... düzgün olur. Kollar yukarıda kalıyor. Kollar niye yukarıda kalıyor? Kollar niye yukarıda kalıyor? Aynen.
nefes alamadı. Ay. Altını aldım, emzirdim. Oyun vakti. Çirkin şey seni. Bu ne? Oo. Ya. Bak bak bak. Ne kadar şey yapsam da yüzük televizyona gidiyor. Çocuklar televizyonu izliyor ya. Bunu birazcık da o tarafa çektim. Bu sandalyenin içine koyduğumda böyle oturtuyorum ki hani etrafı izlesin diye, televizyona bakmasın diye. Ama gözü hep televizyona kayıyor. Ben de sırtını televizyona vermeye çalışıyorum. Daha çok küçük çünkü. Ama hani renkler mekler tabii gözünü çekiyor. Ya daha çok küçüksün sen, çok küçüksün. Ya. Göremesin diye de şunu koyuyorum önüne. Hani. Evet, sen bunlara odaklan. Ya. Yisk mağazasından nevresim almıştım. Bu ne? Baksana içine iki tane yastık var. Nevresimlerde bayağı bir indirim vardı. Mert ya da Melis fark etmez. Böyle popüden şey aldım, nevresimi aldım. Ya. Hem böyle tarafı var. Hem de diğer tarafı da kullanabilirsiniz. Böyle iki taraflı. %100 pamuk. O yüzden zaten ben %100 pamuk olmayınca pek almıyorum. Çok kötü oluyor. Bir de böyle şeyle, unicornla aldım. O da çok değişik bir paket içinde geldi. Böyle geldi. Başka bir şeyim. Çantayı kullanabilirsin her şey. Ya. Güzelmiş. Bu da beyaz mavi çizgili. Bizim yatak odası için. Şöyle. Bu da 45 Euro'dan 15 Euro'ya düşmüştü. Abi çok güzelmiş. Kenarları da şöyle. Heh. Anlat bakalım neler yaptın bu hafta. Neler yaptın bu hafta. Vlog çekmeyeli. Büyüdün. Evet. Başka? Yaramazlık yaptım. Bezlerimi doldurdum. Kustum. Hay. Oy. Bugün çarşamba günü ve çocuklar şu an okulda saat 9.30. Çocuklar okula gittiler sabah. Ben de az yukarıları, nevresimleri falan değiştirdim, biraz toparladım. Hazırlandık, giyindik, aşağı indik. Mete'ye de yeni oyuncak almıştım. Bu bir tanesi. Bunun ismi sanırım Freddy'di. Çok güzel bir oyuncak ve bayıldı. Gerçekten gözü sadece bunda. Diğer oyuncakları unuttu. Bazen bunu alıyorum işte, böyle uçuruyorum böyle kafasından beri. Her yere takip ediyor. Bir sürü de şeyi var. Aynası var. Böyle ses yapan şeyi var. Ondan sonra arkasının kanatları siyah beyaz. Tutması, çekmesi, çekebilen şeyleri var. Gerçekten yani çok güzel bir oyuncak. İsmi sanırım kamera şey yapabilecek mi? Çünkü beyaz, lamaz. Freddy sanırım ismi. Kelebeğin ismi. Kelebek midir? Böcek midir? Artık oyuncakları kendine doğru çekiyor. Ağzına götürüyor. O yüzden yeni oyuncaklar almıştım ona. Değil mi? Artık Mete'nin de oyuncakları var. Aman aman. Şey aldım bir tane de. Sepet aldım. O da yolda. Oyuncak sepeti. Bütün oyuncakların içine koyabilirim diye. Onunla beraber bunu da almıştım. Ama bunu geri vereceğim. Bu da böyle şey. Dişleri için böyle hani çiğneyebilmesi için. Ama şu var. Yani bunlar okey tamam da bu içime pek sinmedi. Bu zil ama hani bunu ağzından içine sokmasını istemiyorum. Bebek mağazası sattığına göre demek ki güvenli. Ama bilmiyorum, benim içime sinmedi. O yüzden bunu geri göndereceğim. Aslında saçımı yıkamam lazımdı. Ama üşendim.
O yüzden yarım teneke şey var saçımda şu an. Kuru şampuan. Evet. Ne bitirdi. Yakında da kuaföre gideceğim. Nihayet. Baya baya. Sanırım hiç bu kadar uzun süre kuaföre gitmemezlik yapmamıştım. En son Kasım'da gittim. Yani sen daha annemin karnındaydın. O yüzden saçım böyle iki renk gözüküyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Hani dip boya yaptıracağım ama hani böyle sarıya mı gideyim, hani böyle sarı sarı mı yapsam, böyle her tarafına röfle mi atsam, sadece böyle dip boya yapıp böyle butonlarda mı kalsam, ona emin değilim şu an, bilmiyorum yani. Bilmiyorum, saçım da baya böyle bir düzelmişken anne mahvetmese iyi olur değil mi? Değil mi? Anne hiçbir zaman öğrenmeyecek değil mi? Ne? Anne hiç akıllanmayacak değil mi? Sen de gelecek misin benimle kuaföre? Sen de gelecek misin benimle kuaföre? Senin saçlarını da fön atsınlar. Senin saçların yok ama neyse. Şu kadarcık saçım var aşkım. Şu kadarcık. Şöyleyle böyle havaya kaldıralım mı? Oy oy oy. Mert'in. Melis'in de bayağı saçı vardı 3 aylıkken. Mert'in de vardı. Ama sen kabak. Şunları böyle havaya kaldıralım. Böyle mohawk gibi böyle. Keltoşka ev turu yapalım mı seninle? Bazen böyle canı sıkıldığında evi gezdiriyorum. Evi anlatıyorum. Resimleri, fotoğrafları gösteriyorum. Ne bileyim işte ev turu yapıyoruz. Böyle. Benim de biraz sonra az anneme gidesim var. Dün gidemedim. Dün de annemin doğum günüydü. Her vlogta da artık bir anneme uğramış oluyorum. Siz de görmüş oluyorsunuz. Çocukların yüzme dersi başladı ama dün yüzme dersine gittiler. Sen neye gülüyordun? Neye gülüyorsun sen? Değil mi? Az bir bakalım. Sen neye gülüyorsun? Sen neye güldün şimdi? Sen de yüzme derslerine gideceksin daha. Dur bakalım. Okula da gideceksin. Daha çok var ama. 4 sene boyunca anneyle birlikte evdesin. Değil mi? Evet. İkimiz böyle. 4 yaşında başladılar çünkü okula. İlkokula. Mete sallanıyor. Ben de çıkmak için çantamı hazırlıyorum. Ceketi falan. Bir de şunu takacağım. Artık çok ağzı akmaya başladı. 3 aylıkken. Ben böyle 4-5 aylıkken başlıyor sanıyordum ama başladı. O yüzden şöyle bir şey takacağım ki hep buraları falan ıslanmasın diye. Bir de Hollanda'da seçimler var. Bugün oy atacağım. Onu da yapmam lazım. 9'a kadar vaktim var zaten. Ama sıkıştırabilirsem bir hemen onu yapacağım. Hay aşkım. Bir anne. Açsın. Hoy. Sen nereye gidiyorsun? Sen kesmelere mi gidiyorsun aşkım? Sen kesmelere mi gidiyorsun aşkım? Oy yürümezini. Sen ne anne? Anne anne anne. Havalar biraz düzelsi. Hiç evde oturmayacağım. Hep gezeceğim ama çok kötü. Her gün şakır şakır yağmur yağıyor. Öyle çıkılacak bir hava değil. Kaç tane lahmacun çıktı? Annemler dün müydü? Yok ondan 3 gündü. Ondan 3 gün annem lahmacun yaptı. 36 tane çıktı. 36 tane. Ama güzeldi, bol bol da içini koydum. Evet. Ya işte 4 tane sana gönderdim. Ya. 4 tane yasına gönderdim. O kadar da özlemişim ki ben de yapsam aslında bir ara. 4 tane sen yapabilir. Mete'yle birlikte yapabilir miyim bilmiyorum ama. Yani olmuyor işte. Şey olmuyor. Evet, birisi bebeğe bakması lazım. Ya evet, birisi sana bakması lazım. O kadar özlemişim ki öyle titir titir böyle şey lahmacun yemeği. Dışarıdan o kadar güzel olmuyor. Ben hoşuma sevmiyorum. Yani şey gibi, hamur gibi böyle ne bileyim. Sevmiyorum pek. Ev yapımı gibi yok. İçine şey, yeşil soğan koydum uzun gene. Acıcık da sılağı koydum içine. Küçücük de iki tane ikişerli domates doğradım. Oh, yam yam. Ben hastaneye gidiyorum. Mete annemlerde uyuyor. Onu emzirdim, uyuttum. Zıp zıp da uyuyor. Bana şey takacaklar işte, kalp ritmimi kontrol etmek için bana bir cihaz takacaklar. Onu sanırım 2 ya da 3 gün boyunca takılı tutacağım. Şimdi söylerler bana orada. Kızım bu ne ya? Ne? Bu buz dizlerin. Yok, yok. Kapalı pondurun yok mu senin? Hayret bir şey. Bir gün şey, dizideki gibi bunları dikeceğim hep. Yok, hiç bilmiyorum. Yanlış randevu vermişler. Oraya gittim.
Kadın işte kağıdıma baktı, diyor ki bu bunun için randevu değil yani, bu cihaz için sipariş vermemiz lazım dedi. De ne kadar saçma, koskoca hastanede şimdi öyle bir cihaz yok mu? O da çok saçma. Yok. Yokmuş. Şeyden alıyorlar. O cihaz özel sipariş ediliyor, hastaneye evet. geliyor, ona göre işte bana randevu veriyorlar. Yeni randevu verdi, işte doğru randevu verdi, o da ta işte Nisan'ın ortasına. Ya işte o zaman gidiyor, 5 dakikada bakıyor. Ya. Bu arabayı babam almış. Anne. Bütün torunlar için, yani hangi torun gelirse o oynasın diye. Bu sırada buçuk. Evet, çok benziyor. Ben de beklemedik. Teyze de seni bize orada geri aldı. Döndü. Evet Melis'in de. Melis, evet Melis çok güzel araba kullanıyor. Kimin kızı? Yerim seni. Çevir, şeyi ya. Var ya, fitesi var. Zor. Gaz geliyor. Bas gaza. Bas gaza. Elenaz Ok. Ah. Ya. Hey. Ya Elenaz Ok, ben de bineceğim de. Ben de bineceğim de. Evet. Ya. Desene Eko Ok aşkım. Buradan da bağlamasaydı iyi olurdu. Sadece burada. Vurum vurum ya. Vurum vurum. Vurum vurum. Ay ne? Korktu. O ne? Allah'ım ya. Ay Mert ya. Belki yazın bir yaşına doğru. Belki o zaman korkmaz. Ay. Melis park edecek. Ana yaşa. Dedi kanka yaşa işte. Ya ya ya. Hadi bin Mert. Park etti. Yürü kız seni. Çak. Yes. Biz eve geldik. Çocuklar direkt bahçeye çıkacaklar. Kapıyı açabiliyor musun? Ya. Annemlerin yakınında Aldi var. Aldi'ye de girmiştim az. Oradan da çay aldım. Şöyle ekmekler aldım. Elma pekmezi aldım. Çilek, 12'lik yumurta, portakal suyu, tuz, makarna. Bunu da denemek için aldım. Nasıl bir şey bilmiyorum, böyle fasulye karışımı böyle. Ha. Açılmış mı paket? Bir de şöyle susamlı. Postacı da geldi. Bu Melis'in hediyesi. Ama şimdi göstermeyeceğim. Mert'e emzireceğim. O acıkmıştır. Bunlar da emzirdikten sonra göstereceğim sizlere. Çünkü uş benim aşkım acıktı. Gel bakayım. Anam anam anam. Benim aşkım acıktı. Gel. Ye. Değil mi? Önce ben yemek yiyeceğim. Camı açık unutmuşum. Şunları da almıştım ben. Mete için tabii ki daha küçük. Hani banyoda oynar diye. Çok tatlı değil mi? Anne fil, bir de 3 tane bebek fil var böyle sırtının üstünde. Şöyle. Çok hoşuma gitti. Oynar diye. Bıcı bıcı yaparken, ama dediğim gibi tabii ki daha çok küçük, ama görmüşken aldım. Ben de şu pantolonu çıkaracağım, rahat bir şey giyeceğim. Lidl mağazasından şey aldım.
Waffle makinesi aldım. Geçenlerde Yasemin'le yediğimizde benim de çok hoşuma gitmişti. Ben bir tane almak istedim. Bir de şöyle bir elbise aldım. Bu arkası böyle. Önü de böyle. Güzel böyle yaz elbisesi gibi. Rengi de çok hoşuma gitti. Gayet de güzel. Birkaç bir şey de Mete'ye aldım. Hema mağazasından. Bir tane böyle şapka. Ay çok güzel. Olur mu? Ama çok büyük. 4-9 aylık aldım. Hani yazın takar diye şimdi zaten ne takacak ki? Yaza doğru takar diye ama baya... Oğlum senin kafan olacak mı bu ne ya? Bu çok büyük kafa ya. Seyna'dan da yeni kıyafetler aldım. Onlar gelmedi henüz. Onlar da bu hafta gelir. Şöyle altlı üstlü şöyle bir takım aldım. Bunların hepsi 68 beden, 4-6 aylık arası. 6 böyle bir set aldım. Bunların renkleri çok hoşuma gitti. Böyle bir üst aldım. Atlet aldım. Toplamda 4 tane uzun kollu atletler aldım böyle. İçine giymek için. Çünkü evdekiler dediğim gibi bunların hepsi artık küçük geliyor. Bir de Melis'e Happy Birthday mumluk aldım. Sen pop mu yaptın? Pop yaptın. Sen ne yaptın? Sen benzini doldurdun. Oy oy oy. Ay yerim ben seni. Ay yerim ben seni. O ne? Bu ne çirkinlik? Yes. Ben seni yerim. Oy oy oy. Melis bulaşıkları halletmek istedi. Kendisi sordu yemek yerken yapabilir miyim diye. Bak. Şuraya koysam. Buradan biraz sonra bu yıkarken hep aralarına su girecek aşkım. Böyle su girebiliyor. Gel. See ya. Televizyonda kedi sesleri vardı böyle çok sesli böyle miyav miyav diye. Korktu artık öyle seslerden korkuyor kıyamam. Bir bağırdı. Efendim ne oluyor bu? Abla abi oynuyorlar gel. Nereye gidiyorsun? Beyefendi nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun aşkım? Gülesi de geliyor. Nereye gidiyorsun? Anne senin düz koymuştu. Sen nereye gidiyorsun? He? Dön bakayım. Ha? Sen nereye gidiyorsun? Ha? Ah. Yakında dönecek o. Banyo yapacağız. Onları hazırlıyordum da. Bir, yani artık böyle seni böyle bırakamam ben daha. İyice böyle dikkat etmem lazım. Bir baktım gidiyor. Nereye? Ha? Gezmeye mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Saat 8:20 geçiyor. Ben uyatmaya gidiyorum. Çocuklar uyudu zaten. İlhan eve geldi. O yüzden ben çıkabiliyorum ancak. Saat 9'a kadar oy atabiliyoruz. Bir oyun varsa. Oyunu kullanman lazım. Bence çok önemli. Öyle gitmemesi falan hiçbir zaman yapmadım şimdiye kadar. 18 yaşıma bastığımdan beri ben hep oy atarım. Her seçim için. Bence önemli. Oh, sıraya bak. Upuzun bir sıra var. Ta dışarıda bekliyorlar. Benim gibi düşünen çok olmuş. Tam kapanmadan önce gidip atayım diye. Ay. Bir saat sürdü. Sırayı görsem var ya. Sırayı ben size anlatamam. Ta dışarıda böyle ta upuzun bir sıra var. Bir saat soğukta bekledim. Dondum. Beyazını giyseydim. Bu, o daha kalın.
herkesi alıyorlar ama. Yani sırayı bitiriyorlar. 9'da kapatmıyorlar yani. Bütün sıradakileri aldılar yine. Hala çok bekleyen var. Bir de bak bu kalemi, şimdi korona dönemi olduğu için normalde bu kalemi işte oyunuzu veriyorsunuz, orada bırakıyorsunuz, götürmeye götüremiyorsunuz. Ama şimdi korona olduğu için herkes mecbur götürüyor. Seçim kalemi. Bunu da internette satıyorlarmış. Sırada beklerken arkamdakiler konuşuyordu. İkinci el 25 euroya falan satıyorlarmış şöyle kırmızı bir kalemi. Bir de ben normalde bu saatlerde Mete'yi yatırdıktan sonra süt sağıyorum ya. Şimdi sağamadım. Normalde de yani göğüslerim alışmış yani bu saatlerde her zaman böyle şişiyorlar. Ben de şimdi sütümü sağacağım. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere.